Evet kıymetli izleyicilerimiz tekrardan beraberiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hocalarımla kaldık yine sorularımız ardı ardına geliyordu. Hatta bu arada bile geldi şükürler olsun. Tabi biz burada istihalar yaptık. Hocam bir soru geldi. Aslında bu soru e, belki aralarda çok basit gibi gözüküyor ama evet. aslında çok önemli e, önem arz eden bir soru. Adana'dan Turgut kardeşimiz göndermiş ama biz bunu İstanbul'da da şahit olduğumuz bir konu. Minibüsçüyüm demiş. Bize demiş 10 kuruşluk, 25 kuruşluk ihtiyaç oluyor. Ve bunu bir adam gelip bize 9,5 liralık bozuk parayı 10 liraya satıyor. Ben diyor burada diyor gittim diyor sizden için bozuk para buldum diyor alın tere döktüm diyor. O da ne yapıyor yani 50 kuruş farkla beraber ne yapıyor hocam? O bozuk para karşısında 10 liraya veriyor. Tekrar edeyim yani 47,5 liralık bozuk para ben buluyorum siz bana 50 lira veriyorsunuz. Ben her 50 lirada 2,5 lira kar edeceğim diyor. Bu caiz midir demiş Bu faize girer mi diye sormuş izleyicimiz. İşte bu da tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mislen bir mislin diye buyurduğu faizin haram olmasının gerekçesi ortaya çıkıyor burada. Çünkü değiştirdiği şey para. Parayı parayla değiştiriyor. Aynı şeyi değiştiriyor. Aynı şeyi değiştirdiği için bir TL bile veya bir kuruş bile fazla yapsa faiz olur. Onun için bu, ama bu kardeşlerimize tabii şöyle bir yol tavsiye edebiliriz. Nasıl bir yol tavsiye edebiliriz? O ona 40 lirayı versin. O da ona 40 lirayı versin. Yani bozuk 40 lirayı verdi. ona 40 lira versin. Sonra da bu benim gönlümden koptu diye 5 lira sadaka versin. Allah razı olsun. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Ama şimdi ha kardeşim al ben sana işte 40, 40 lira bozuk para getirdim. Sen bana 50 lira tam tüm para ver. Ben de bu, buradan 10 lira kazanayım dersen sen haram kazanıyorsun. Yani bir şey fark etmiyor. Ama hocam işte ben o bozuk parayı aramak için işte şöyle yaptım böyle yaptım. Ama kardeşim olabilir bir emek bir, bir şey sarf etmiş olabilirsin. Ama sarf ettiğin nokta yanlış. Çalıştığın sistem yanlış. Anlatabiliyor muyum? Ama hani biz burada kurtarma maksatlı söylüyoruz. Bak kurtarma maksatlı söylüyoruz. Harama düşmesinler diye. 40 lira bozuk para verdi. 40 lira alacak. Alabilir. Çünkü parayı parayla değiştiriyoruz. Parayı parayla değiştirdiğimiz zaman 1 TL, 1 kuruş bile fazla versem 1 kuruş. 1 kuruşlar var ya şimdi Türkiye'de var 1 kuruş. 1 kuruş bile fazla verse faiz olur. O zaman ne yapacak hocam? E madem bu adamı siz kendinize bir hizmet olarak kabul ediyorsunuz. Gönlümden sana 5 lira koptu diyeceksin. Ben sana bunu sadak olarak... Benden bir çay içeceksin. Yani. He sadak olarak o 5 lirayı ver ona. Veya git al bir ekmek ye diye gönlünden bir sadak olarak ver onu. Yoksa onu karşılığı olarak verdiğin zaman Herhalde. faiz oluyor. Haram işliyorsunuz. Evet. Onun için 50 lira verdiyse 50 lira vereceksin. Vereceğiz evet, yani. Hemen Mehmet hocama soralım. Biraz hızlı hızlı soruları bundan sonra geçeceğim. Hocam bir hanım kardeşimiz bir hastalıktan bahsetmiş maç hastalığı maç hastalığından bahsetmiş kocam diyor kendini diyor bu konuları çok kaptırıyor diyor hocam bunun diyor e, bey ile beraber de izliyorlarmış şu anda bunun hocam İslami ölçülerde ne kadar oluru var ya da bunu izlemek ne kadar doğru Ya da kendisi oynayabilir mi biraz hocam detaylı anlatabilir misiniz hocam hızlı bir şekilde yine beyan etmeye evet. çalışayım bir defa Allah Resulü buyuruyor ki bir Müslüman'ın eğlence ile alakalı bazı maddeler say sayıyor işte ata binmesi hocam. Ondan sonra Okat. ok atması, yüzmesi, yüzmesi güreş yapması var. Güreş. Hatta Kocu ailesi görse. ailesiyle de oynaması. Bunlar yani boş dahi olsa diyelim, maksatsız dahi olsa yine de boş olarak geçmiyor. Boş gibi görünse de boş bir meşgale olarak geçmiyor. Fakat bir de zamanımızı öldüren, vakitlerimizi öldüren, Mevla'nın rahmetini hiçbir şekilde celbetmeyen oyunlar var. Bunlardan bir tanesi de maç hastalığı hocam. Evet. Çünkü milyonlara bakıyorsunuz. Maksat, Deniyorlar. maksat yok hocam. Şimdi bir şeyde maksat olur. Nedir? Allah Resulü buyuruyor ki alametu i'radillahi teala e, e, onun kulun diyor Mevla Teala Hazretlerinin kulundan yüz çevirmesinin alameti iştigaluhu bi mala yani mala yani olan şeylerle meşgul olmasıdır. Mala yani ne demektir hocam? Mala yani kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şey o mala yani'dir. Şimdi maç seyreden kardeşlerimiz bir defa bir hele erkekler şey bayanlar için tam bir afet. Erkekler için de kılık kıyafetle alakalı erkeklerin mahrem bölgesi neresidir hocam? Diz kapak ile diz kapak kadar değil. Diz kapak ile diz kapak altından göbeğe kadar olan mehal erkekler için nedir hocam? Haram olan yerdir burası. Bir defa maç oynanırken bu mahalleler kapatılmadığından dolayı bir defa buradan ne olmuş oluyor? Buradan yüz bundan dolayı insanlar haram işlemiş oluyorlar. Bununla beraber Rabbimiz Necm suresinde buyuruyor ki Allah Resulü'nün ifadesini de unutmayalım. Mevla Teala Hazretleri'nin kulundan yüz çevirmesinin alameti nedir? O kulun boş şeylerle meşgul olmasıdır buyuruyor. Mevla Teala Hazretleri de Necm suresinde فَاَعْرِضْ an تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sadece çalışmaları, arzuları, gayretleri dünya olanlardan bizim zikrimizden yüz çevirenlerden ey Habibim sen de yüz çevir. Maça baktığımız zaman maçın dünya ve ahiret hiçbir kazancı yok. Dünyaya zararı çok. Kumara teşviki var. Kumara teşviki var. Ahirette büyük kaybı olduğundan dolayı bundan seyircilerimizin kesinlikle kaçmasını ifade ederiz. Sultanımızın da şöyle bir ifadesi var. Maç Yavaş yavaş söylüyorum ya, yazacak kardeşlerimiz maç. yazabilirlerse yazsınlar. Maç, ala vezni haç Nerede görürsen kaç, mahşerde kalırsın aç. Sultanımız öz bir şekilde maçı tarif etmiş. Ama nerede bir insanın bizim <laughs> hocam. Evet, bizim haccımız değil yani. Hac, hac yani. Tabii bir insana nerede görürsen maç, orada Müslümanın... kaç Çoksa ahirette kalırsın hac. Bir Müslümanın mahrem yerlerini kapatarak kendi aralarındaki maçlar olmaz hocam. Bunda bir sıkıntı yoktur. Bak maç seyretmek başka bir şey. Evet. Burada spor maksadıyla kaynaşmak olan ne yap kaynaşmak için e, buluşmak başka. Bir de sadece maç seyretmek için hiçbir faydası menfaati olmayan ve bunu artık bu şekilde namaz vakitleri e, haramla alakalı, kılık kıyafetle alakalı sıkıntılarla beraber seyredilmesi bu Ayrı bir olay. Onu evet. da birbirine karıştırmamak Hocam lazım. Hocam ben bir kişiye para veriyorum. Örneğin 10 bin lira verdim. O kişiye de dedim ki senden 6 ay sonra 11 bin lira olarak alırım dedim. O da tamam dedi. Bu caiz evet. mi demiş. <laughs> Haramın ta faizin ta kendisini yani, yapmışsın. Karşı Olmaz. Hemen düzeltmen lazım. 10 bin lira <laughs> verdiysen 10 bin lira alabilirsin. 1 lira bile fazla alamazsın. Hocam emlakçıyım. Vergi levham var. Bütün usulleri yerine getiriyorum. Emlakçının kazandığı parada şüphe var mıdır? Allah razı olsun. Severek izliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Emlakçının kazancında herhangi bir evet. sıkıntı söz konusu değil. Anasının ah sütü gibi helaldir. Hocam biz seyircimizde evet. Tabi tabi hocam. hocam ne demek. Buyurun. Hocam Uçtanın ben sözlü bir bayanım bir ancak e, sözlüm benden uzun olmasına rağmen gözüme kısa <laughs> e, geliyor. Onun dışında hiçbir sorunum yok diye evet. devam etmiş. Şimdi e, bu nikahtan önce nikahtan Soruyu önce sözle bana da geldi. Sözlüsü var. Sözlüsü ve nö, sözlüsünün boyu uzun. Boyu ve uzun. boyu kısa gözüküyormuş kendisine öyküyor, diyor. Ve ben onu bırakacağım diyor. Şimdi Bana böyle zamanlarda ben de tam onu soracaktım hocam. Böyle zamanlarda şeytan araya çok girer hocam. Şimdi bu kardeşimiz ne yapması lazım? Ee, sözlüsüyle, insan nişanlısıyla ihtiyaç nispetinde görüşmesi lazım hocam. İhtiyaç fazlası görüşmeler olduğu zaman şeytan araya giriyor ve bu şekilde bu şekilde eşlerin e, bu aile yuvasının yıkılma yık, e, bu aile yuvasının kurulmaması için yıkılması için kalplere vesvese vereceğinden dolayı o yüzden bu kardeşimiz sözlüsüyle zaruret miktarı görüşürse bu sefer nikahsız. şeytan da nikahsız nikah olmadığından dolayı Hı. nikahtan sonra Allah'ın izniyle böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya evet. gelmeyecektir. Bu vesvesedir. Vesveseye kulak vermesin nikahsız hocam. Nikahsız görüşmeyecek ya da evet. nikahlarını yapacaklar resmi nikahla beraber. İçki satılan marketten alışveriş yapmak caiz mi FMTV çalışanlarından Hocalarımızdan Allah razı olsun demiş. Hocan, Bak çalışan, e, alınla olsun çalışanların da hı, evet söylemiş. Ki tekel evet, bayisinden ekmek alabilir miyim o da var. Evet. O evet. evet mecbur kal, de. kalıyorum demiş. Birleştirelim onu, birleştirelim evet. hocam. O yüzden ben söyledim. Şimdi bu konuyu da daha önce de e, cevaplamıştık. Burada işin bir fetva boyutu var dedik, bir de takva boyutu var dedik. Fetva boyutuna göre buradan helal şeyde satıldığı için alışveriş yapmakta bir sıkıntı. Yok dedik ama aldığın şeye bağlı değil mi? Aldığın şey helal ise helal olur. Aldığın şey haram ise haram olur. O adamın da sattığı şeyle alakalı öyledir. Ancak en netice bu adam içki, yani aşikar olarak Allah'ın haram kıldığı bir şeyi sattığı için وَلَا alel عَلَى vel udvan Doğru mu? Evet. E, ne yapmayın? Günah ve e, itaatsizlik üzerine... E, İsyan üzerine düşmanlık üzerine ne yapmayın, ya. birbirinizle yardımlaşmayın. Ait kelimesinin beyanına beyanınca biz bu tip yerlerden alışveriş yapmasak bizim için daha hayırlıdır, almadığımız insan için de daha hayırlıdır. Ama bu zamana kadar aldık hocam haram mı işledik hayır haram aldığın şey haram değilse haram işlemedin. Şimdi çünkü adam onun satması ne değil, ekmeği satması haram değil mesela, değil mi sakız, ciklet, çerez? satması orada haram değil. Su satıyor mesela haram değil. Ama bu adam en netice aşikar bir şekilde Allah'ın yasak kıldığı haram dediği bir şeyi sattığı için bundan alışveriş yapmanın takvayen biz uygun olmadığını takvayen uygun olmadığı için de bu tarz alışverişlerden uzak durması gerektiğini söylüyoruz. Öbür tarafta adam bakkal haram bir şey yoksa değil mi? Orada yoksa gidip oradan almak gerekiyor diye söyleyelim. Evet. Hocam bir seyircimiz hocam kesane, ceviz, kiraz, incir mallarının zekatı nasıl verilir diyor. Bu tarz hububat olan şeyler yani para ve ticaret malı dışındaki olan şeyler uşur olarak ne yapılır? Uşur olarak verilir. Nasıl bunlar normalde eğer bu e, kesane, ceviz, kiraz gibi şeyler eğer kendi kendine yani sizin bir masrafınız olmadan Yetişip de, yetişip de siz bunu eğer ticaretini yapıyorsanız onların o, o takdirde kendi müdahaleniz yok. Kendi masrafınız olmadansa orada ne yapıyorsunuz? Onda birini veriyorlar. Doğru mu hocam? Evet. Ama yok. Eğer sizin müdahaleniz varsa, harcamanız varsa, işçi paranız varsa, bu durumda bir masrafınız varsa e, o durumda da 20'de birini veriyorsunuz. Eğer bunu veremediyseniz de onda birinin parasını yahut da 21, 20'de parasını ne yapacaksınız? Fakir fukaraya vermiş olacaksınız. Hocam bir tane sorumuz var. Bu birazcık tabi üzücü bir soru aslında. İnşallah izliyordur, izliyordur da beyi. Beyin diyor çocuklar arasında adaletsizlikle Hı -hı. davranıyor. Ve 9 yaşındaki oğluma da ciddi derecede eziyet ediyor. Bu konuyla alakalı hocam. Anlatabilir miyiz bir şeyler? Şimdi ben ee, birkaç tane olmazsa ben söyleyeyim hocam. Yine eklersiniz. Bir keresinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Akra bin Haris anh geliyor. Ya Resulullah diyor. E, çocuğum için diyor kurban keseceğim diyor. Hangi çocuğun için diye sorunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Resulullah diyor. Onuncu çocuğum için diyor. Keseceğim deyince de, diğerleri için kesmedin mi diyor. Hayır Resulullah diyor. Olmaz diyor. Ya hepsini kesiyor ya hiçbirine kesme. Evet çocuklar arasında adalet ve hocam inanın ki bu adaletsizlik, kendisine dünyada ve ahirette de imtihan olacaktır. Yarın bir gün hocam, bugün tuttuğu evladıyla imtihan olacaktır. Evet. İnşallah Rabbim. Değil hocam bu eziyet konusuna da bir değinmek lazım aslında. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarına karşı geçtik, torunlarına, dışarıdaki çocuklara karşı. Her daim hep güler yüzlü olmuş, hep sevecen olmuş, hiçbir zaman elini kaldırmamış. Kimin yolundan gidiyorsun diye sorarlar aradama. Peygamberimiz torunlarını hani öpüyor ya hocam. Sahabeden bir tanesi, ya Resulallah siz diyor, çocukları öper misiniz? Ben de çocukları öper koklarım. Ya Resulallah benim diyor çok çocuğum var ama hiç öpmem. Allah diyor senin diyor kalbinde merhamet aldıysa ben ne yapabilirim diyor. Yani daha öpemeyen bir insan için merhametin alındığı ifade ediliyorsa bir insanın çocuğuna eziyet etmesi haramdır hocam. Eziyetin yani esir, gavur olan bir esire dahi eziyet dinen caiz değildir yavur. Ne olmuş? Savaştayken esir olmuş olan bir insana dahi eziyete dinimiz müsaade etmiyorsa insan öz evladına Rabbim inşallah bu kardeşimize insaf versin. Evet. Kalbine Allah korkusu versin inşallah. Hocam, hocam kaş aldırmayı sormuşlar ama bir bayan izleyicimiz kaş aldırmak caiz midir diye sormuş. Kaş aldırmak caiz değildir saç gibidir. Kadının ziynetidir. O yüzden aldırmaması gerekir. Yani sanki Allah'ın <laughs> verdiğinden razı değilmiş gibi bir e, pozisyon orada almış oluyor. Peki, anlaşılıyor. Çirkin gözüken tarafları olursa hocam tüy mü Tek gibi. tek onları alabiliyor hocam. Evet, tek tek. Böyle tamam mı? Kaşından çok bağımsız yerlerde Şimdi fazla büyümüştür hocam. Belki onu şey yapıyor da bir de aldırarak şekil veriyorlar herhalde. muhtemelen evet, oralı, şey onun üzerine olabilir. Soru herhalde o minvalde. Evet, o şekilde aşağı yazmış. yazmış. Ama şakla e, kaşın böyle görüntüsünü bozuyorsa, özellikle bayanlarla alakalı o teknik tek olan şeyleri almasın da bir beis yoktur. Selamünaleyküm hocam, ben turizm memleketinde çalışıyorum, kendime ait bir iş yerim var. İş yerimde ise gayrimüslimlere içki satışı yapılıyor. Bunun herhangi bir sorumluluğu var mı? Şimdi mekan senin mekanın olduğu için orada ne yapamazsın sen? İçki satamazsın. E, i̇çki haramdır, sana haramdır. E hocam onlara haram değil. Yani onlara satılıyor diyorsun ama e sen şimdi e, sa satıcı pozisyonundasın sen orada. Satıcı pozisyonunda olduğun için bir Müslümanın içki satması ne değildir? Caiz değildir. Çünkü dükkan senin dükkanın. O iş yeris. İş sahibi sensin. Senin olduğun yerde içki satı satılamaz. Çünkü elhamdülillah yani mesajdan anlaşıldığına <laughs> göre e, bu işlere de hassasın, dikkat ediyorsun demektir. İnşallah e, bir an önce o tezgahı oradan kaldırttır, işlerinde daha büyük bereketler hasıl olur inşallah. Sayın hocalarım selamun aleyküm, aleyküm, selam. Katılım bankasının uygulaması, bankacılık sisteminin dolaylı yollardan uygulamasıdır diyor. Bunu diyor bir tane hoca efendi söylemişi selamlar diyor. Tekrar ediyoruz. Katılım bankalarının bütün uygulamalarıyla alakalı tamamen işte sütten çıkmış hükümlerdir demiyoruz. Ama bütün hükümlerini de ne yapmamak lazım? Bankalarla aynı kefeye koymamak lazım. Güzel kardeşim. Hocam lira evet. Buyurun. Bir tane kuruluş ismi vermiş izleyicimiz. Bu kuruluş var demiş. Bu ev ve araba üzerine devamlı çalışan bir kuruluş. Ee, yani ev insanlara yardımlaştırarak ev aldıttırıyor veya araba aldıttırıyor. Kurum ismi buradan söylemek e, reklama girdiği için biz ismini veremiyoruz. E, ama e, bu konuda da e, ihtilaf olduğunda buradan söylemek durumundayız. Fetva verenler var, vermeyenler var. İzleyicimiz iyi araştırırsa inşallah kendisi doğruya ulaşır inşallah. Demiş hocam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Hanımım namaz kılmıyor. Ne yapabilirim? Dövmemde sıkıntı olur mu? Dinen demiş. Şimdi güzel kardeşim. Mevla Teala Hazretleri bunu ne yapıyor? Kur'an-ı Azimuşşan'da 102. sayfasında olması lazım. Mevla Hazretleri geçimsiz kadınlar için veyahut da ibadetlerini, vazifelerini yapmayan kadınlarla alakalı evvela vaaz edilmesini. Şimdi eşin namaz kılmıyorsa, şimdi sen bu eşini aldığın zaman namaz kılıyor muydu, kılmıyor muydu? Eğer yok beraber olarak kılmıyorduk, ben bugün başladım diyorsan, öyleyse onun ne yapman lazım? Rabbimizin de ifadesiyle onu etkilenmiş olduğu bir hoca hanımlardan sohbet meclislerine onu göndererek yahut kendin evvela tatlı bir şekilde ne yapacaksın? Evvela anlatacaksın. Rabbimiz buyuruyor ki Udu'u ila sevili rabbike bil hikmeti vel mev'idatil haseneti Benim dinime diyor güzel tatlı vaazlarla hikmetli karşı tarafı etki altında bırakacak ifadelerle davet edin buyuruyor. Evvela ailenize bu hususta bir davet yaparsınız. Ondan sonra kılmadığı takdirde kılmadığı takdirde kendisine beylikle alakalı, beylikle alakalı bu şekilde yani kendisine nasıl söyleyelim şimdi yayında da bunu söylemek biraz zor. Yakınlıkla alakalı ne yapmanız lazım. Bu hususta rahatsızlığınızı ifade edersiniz. Bununla beraber, bununla beraber hala namazlarını kılmıyorsa bak eğer sen namazı kılmazsan ben seninle faizu vehcuruhunne diyor ki o zaman yataklarını ayırırsınız diyor. Eğer namazını kılmıyorsa Yatağını da ayırabilirsin. Kardeşim sen namaz kılmıyorsan ben seninle ben diğer odada yatacağım dersin. Ki bu bayanların ağrına gider. İnşallah bayan ablalarımız da bizi bu hususta şey yapmasınlar. Yani hoca sen ne diyorsun demesinler. Namaz kılmamalı olayı gerçekten ciddidir. Ama diyor bununla beraber de anlamıyorsa vehcuruhunne fil mebaci'i kaba yerlerine kaba yerlerine şu kadar uzunluğu bu kadar olan bir çubukla kalınlığı bu kadar uzunluğu bu kadar misvak olan kadar. misvak büyüklüğündeki kava yerlerine diyor hafif hafif vurmak. Yani ben diyorum ki Türk dövüşü değil. Türk dövüşü nasıl? Allah ne verdiyse dal böyle bir dövmeye müsaade yoktur. <laughs> ya hocam bu kadarın ne ne tesir olacak? İşte bu şu demektir. Bak hanım artık ben o kadar sana daralıyorum ki, darılıyorum ki artık sana tahammül edemiyorum. Ve sen beni bu hale getirdin manasında nedir? Bu şekilde olan ikaza dinimiz müsaade etmiştir. <laughs> namaz hususunda bu kardeşimiz bırakmayıp tatlı bir şekilde yeri geldi, sert bir şekilde yürüyüşünü artık devam ettirecek yani. İlla eşi namaz kılacak. Bir soru var hocam Mehmet hocama. Hocam 1500 TL borç verdim diyor 2 ay sonra almak üzere. Lakin bir sene geçti diyor. O şimdi 1500 lirayı ben nasıl alacağım? Sonuçta altın yükseldi diyor. Altına göre mi enflasyona göre mi alacağım diyor yoksa yine 1500 lira mı alacağım diye sormuş seyircimiz. Şimdi işte Aslında çok, çok sorulardan bir soru evet. Yani çok soruyorlar. Çok soruluyor. Çok da böyle <laughs> e, muzdarip olduğumuz biz de üzülüyoruz. Evet, muzdarip olduğumuz bir sistem. Teşkişti işte, hani bu bu kadar üzerinden zaman geçtikten sonra değil değil de Hemen mesela borcunun dolduğu gün e, bir olaya parmak basılabilseydi, borcunu dolduğu gün ne yapacaklardı? Altın üzerinden hesaplayacaklardı. Borcunu altın olarak ona vermiş kabul edecekti. Ondan sonra onunla ne yapacaktı? E, tekrar bir, bugün artık ne kadar verme, vermediyse de bugün onu altın olarak ondan isteyecekti. E, şimdi ne yapacak hocam? Şimdi bu şekilde yapabilir mi? İsterlerse otururlar, o iki aylık zaman zarfından kaç sene geçmişse o zamanki altın fiyatına bakarlar. O zamanki altın fiyatından, e, bu, bugünkü altın fiyatına göre borçlarını ne yapabilirler? Bu şekilde e, devir edebilirler. Hocam Uganda'ya yardım etmek zekat yerine geçer mi demiş. Malumunuz FMTV ekranlarından Uganda'ya devamlı şekilde... Baskı Mesajlar mı yapalım, geliyor. Baskı, <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> <Efendim hocam? gülüyor> baskı mı yapıyorlar? <laughs> şu anda orada nereden baksanız bir 100 bin liralık bir ihtiyaç var. Kuyusundan, medresesinden talebenin erzağından tutun. Fakir öğrenciler hocam var. Hocam bunu direkt Kur'an ayetleriyle açıklarsak direkt izleyicileriniz de buradan teşvik olur. Uganda'da ya da yardım etmiş olur. Alakalı olan olayda ben bir ifade söylemek istiyorum. Yani Uganda Şöyle bir ifade vardır. Olur. Hocam diyorlar, siz diyorlar. Yani ben Gümşak olarak gideyim. Siz demiyor musunuz? Önce yakından işte akrabaya ne yapacaksın? Akrabalara yardım edeceksin, işte e, komşularına yardım edeceksin gibi ifade. Biz evvela zekatlarımızı ona veriyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki güzel kardeşim, tabii ki akrabaya da nedir? Fakir olan akrabaya da zekat düşer. Fakat Mevla Teala Hazretleri'nin... Bak zekat hüküm olarak düşer ayrı bir şey. Fakat Mevla Teala Hazretleri'nin zekat hususunda beyan etmiş olduğu kişilerin arasında akrabalar zikredilmiyor. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Akrabalara zekat verilmez anlamında demiyorum. Fakat bu şekilde şu an özellikle fakir fukara ve Allah yolunda mücadele veren Allah'ın dininin daha iyi yerlere gelmesi için dindar nesil yetiştirmek için mücadele veren insanları akrabaların önüne geçirmek yani Akrabalardan çok öne geçirmek doğru mu değil mi? Ben o takdiri seyircilerimize bırakmak istiyorum. Zekat ayeti, Tevbe suresinin 60. ayet kelimesi. Seyircilerimize baksınlar. Mevla Teala Hazretleri diyor Zekat fakire, miskine, zekat toplayan insanlara diyor o zaman. Ve kalpleri ülfetlesin diye Müslüman olmayan kişilere de ki Hazreti Ömer Efendimiz bu hükmü kaldırmıştır. Ve e, kölelikten kurtulması için Kimlere hocam? Ee, kölelere, yolda kalmışlara ve Allah yolunda mücadele verenlere. Allah yolunda mücadele verenler kimlerdir? Allah yolunda mücadele verenler bir, mücahitlerdir, savaşan insanlardır. İki, bu dinin daha iyi ayakta tutulması için okuyan hafızlardır, hocalardır ve talebelerdir. Dolayısıyla Uganda ile alakalı... Oradaki kardeşlerimiz zaten e, reklamı da gördüklerinden dolayı hemen yanı başında bize yani tabiri caizse oraya gelen yavru oraya gelmezse yan taraf komşu Hristiyan okuluna gidecek ve o insan Hristiyan olacak. O yüzden dolayı bu kardeşlerimize zekat verildiği zaman zaten biz onları ne yapıyoruz? Devir yoluyla direkt o insanların ihtiyacına kullandığımızdan dolayı sizlerin zekatınızla alakalı hiçbir sıkıntınız yoktur. Sizin vermiş olduğunuz zekatlarla o yavrular Müslüman oluyorlar. Müslüman talebeler gelmeye devam ediyor ve imanları kemale ermiş oluyor. İlim irfan sahibi oluyorlar. Biz o insanlara yardım etmediğimiz zaman zaten insanlar ne verirse zekatından veriyor. Bugün infakla alakalı maalesef pek ciddi manada adım atılmıyor. Kusura bakılmasın bu hususta. Ve bunu da üzülerek ifade ediyorum. Biz bu müesseselere sahip çıkmadığımız zaman bugün bana gelen talebe peşinden gelen komşu onun kardeşi bakacak benim abim bir şey yiyip içmiyor diğer tarafta eğitim o biçim yeme içme o biçim kılık kıyafet o biçim bu sefer onun kardeşi Hristiyan okuluna gittiğimiz zaman gittiği zaman bir Müslüman olarak biz bunun hiçbir şekilde altından kalkamayız. O yüzden medreselere bu tarz ilim irfan yuvalarına ve fi sebilillahi ve sebil Rabbimizin ifadesiyle Allah yolunda mücadele verenlere zekatlarımızı ulaştırmamızda hiçbir sıkıntı yoktur diyorum. Hocam son sorumu da alayım ve bitireceğim inşallah. Hocam bir dükkanın olduğunu izleyicimiz yazmış ve dükkanını faizli olan bankalardan birine kiralayabilir miyim diye sormuş hocam. Yani yüzde yüzde yüz faizli ise başka hiçbir iş yapmıyorsa o banka vermesin. Evet, kesin fetva verilmiyor kıymetli Yüzde yüz yani yüzde yüz. <laughs> ama e, bu banka faizden başka işlerle de meşgul ise ki e, bu zamanda sadece faize sırf faize çalışan banka yok yani. Yani sırf faize çalışmıyor yani. Onun için ama takvayen yine biz ne deriz? Bulabilirse daha güzel, hayırlı bir işte Kesinlikle versin. Selamün hocam. Fabrikada kesilen tavukların hükmü ne demiş? Bir izleyicimiz. Şimdi e, mesela tavukları hizaya diziyorlar. Değil mi hocam? Bir makine var. Evet, Makina ne yapıyor? Kafayı alıyor. Öyle gidiyor ondan sonra sıradan. Şimdi burada şöyle deriz. O e, fabrikanın o makinesi çalışacağı zaman adam Bismillahirrahmanirrahim diyor ise o kesilen tavukların hepsi helaldir. Yani ayrı ayrı hepsine besmele çekmeye gerek yok. Hayvanlar geliyor oradan hızara girecekler. Sen o makineyi ilk çalıştıracaksın değil mi hocam? Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Tuşa basıyorsun. Düğmeye bastığın zaman kesiliyorsa o caizdir. Bir de orada kuru yolma, sulu yolma meselesi var. Değil mi? Kuru yolunması gerekiyor tavuğun. Çünkü su, suyu attığın zaman o e, vücudunun tüyündeki mikrobu ne yapma? sıkıntısı var. Hayvanın vücuduna geçirme sıkıntısı var. O yüzden kuru yolunması da gerekiyor. Bunu da buradan söyleyelim. Eğer böyle bir yerse buradan aldığınız tavuklarda bir sıkıntı yok. Bir de hocam benim eşim diyor babama 3 yıl oldu geçti belki para vermişti diyor babasına. Bir süre sonra yarısını verdi. 1200 lirasını hiç umursamıyor. Neredeyse, e, neredeyse eşim de istemeye utanıyor. Ama diyor, e, ihtiyacımız da var diyor, istemek lazım o zaman. Güzel kardeşim, ihtiyaç varsa alacağını evet, yapmak tabii. lazım, istemek Belki lazım. tatlı dille, söyleyebilecek birisiyle beraberdi de. Hocam, e, bir malı satarken en fazla yüzde kaç karla satabilirim diye bir izleyicimiz sormuş. Herhangi Son bir sorularımızı da bir... alalım evet. bu arada. Biliyorsunuz evet. İslam'da selbest piyasa vardır. İstediği kar marjını elde edebilir ama... Ee, eğer sattığı kara borsa mal borsa haricinde evet sattığı mal e, kara borsa bir malsa orada istediği kar değil orada gerçekten elini vicdanına koyacak ona göre kar edebilecek evet. ama öbür türlü bir sıkıntı yok Tamam evet. Sorun, hocam. Selamun bu, hocam. hocam. Bakmakla kapat. yükümlü olduğum 7 nüfus var diyor. İmkanlarım e, imkanlarım hasebiyle eşit alamıyorum ama e, kimsenin de eksiği yok elhamdülillah. Bu iki ailem arasında adalet hükmü nedir? Günaha düşüyor muyum demiş. Şimdi evlatlarınızla alakalıysa iki ailem deyince zannediyorum bu kardeşimiz herhalde iki evli. Eğer bakma imkanınız olmadığı halde ihtiyaçlarını karşılıyorsanız çocukların veya eşinizin bir arama oldu da kardeşlerimiz aramazlarsa daha makbul olur. Şimdi maddi imkanınız olmadığı halde eğer yavrularınızın o ihtiyaçları, var olan ihtiyaç neyse işte bir eşinizin çocuğuyla diğer eşinizin çocukları arasında kaliteyle alakalı bir şey gözetmiyorsa bu şekilde ihtiyaçlarını aldığınız takdirde hiçbir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Ama eşlerinizle de alakalı aynı şekilde burada ne yapacaksınız? Siz adalete imkanınız olmadığı için orta halli olan bir orta halli olan bir seviye ne yapacaksınız? Ayakkabılarda işte belli bir miktar, elbiselerde belli bir miktarı takip ettiğiniz takdirde Allah'ın izniyle inşallah Allah katında sorumlu olmazsınız. Selamünaleyküm hocam demiş kredi kartını nasıl kullanabilirim demiş. Bir yol söyler misiniz diye sormuş Şimdi kredi kartı kullanmak biliyorsunuz 3 tane şıkkı var onun. Bir tanesi hiç bu paran. Son sorun mu hocam demiş. Evet hiç da. paran hiç paran yok. Ne yapıyor sana e, para harcama şansı veriyor ama verdiği bu para parayı sana faiziyle ödemen şartıyla veriyor. Bu kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir. Artı e, ikinci bir e, kredi kartı olayı var. Bu da diyor ki sana harcama yap ama bir ay geçirirsen ben bunun üstüne faiz Hı. koyarım diyor. O da o saate kadar caizdir yani. O faize düşmeyene kadar caizdir. Düştüğün zaman haramdır o da. E, bir tanesi de var en güzeli budur. Hesabında ne kadar para varsa o kadar harcama yapabiliyorsun. Hesabında para yoksa harcama yapamıyorsun. Uygun olan İslam'a budur. Evet, Öbüründe de, de çünkü ha, öbürü dediğimiz gibi bir ay hani faize düş faize düşersen bir ay geçirirsen ne yapıyor? Üstüne faiz koyuyor. Bu da faiz koymayana kadar caizdir fetva olarak soruluyorsa. Ama en güzeli hesabında para varsa ondan harcadığın karttır. Var mı hocam? Son bir sen tane... Çok soru var hocam. Hangi? Bizim o zaman kapatacağız ama o zaman ben... seyircilerimiz evet. kusura bakmasın. Evet. Biz hocam bir yerini soracağım ya. Aslında. Ee, tamam da duygu ve düşüncelerinizi alsak hocam bu programla alakalı. Bir evet. buçuk saat geçti. Hatta bir saat 35 dakika geçti. Nasıl hocam? Programımız nasıl geçiyor? Evet? Arıyorlar vallahi ben seyircilerimizi böyle canı gönülden tebrik ediyorum. Tebrik etmek istiyorum. Allah razı olsun. Büyük evet. ilgi alaka gösteriyorlar. Tabi her seyircimizin söylediğini aynı anda cevaplayamıyoruz. O yüzden dolayı da bizleri biraz mazur görsünler. Burada gelen sorular var. Cevaplayabildiklerimizi cevaplarız, cevaplayamadıklarımızı çünkü bazı eee altında kalkamadığımız sorular da var hocam. İşte bireysel emeklilik demiş il başında falan bazı seyircilerimiz. Bilemediklerimizi araştırırız ama inşallah seyircilerimize döneriz. Gerçekten ben teşekkür seyircilerimize ediyoruz. memnuniyetimizi ifade ya. ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum evet. kendilerine. Sizin de duygularınızı alalım Bu inşallah. dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel yani böyle bizim kafamızı kitaptan, defterden kaldıttırmıyorlar yani helal olsun. <laughs> Telefondan da kaldıramıyor zaten. Soru, kitap, soru, kitap, soru, evet. kitap böyle. E şükürler olsun. Bir kısmını buradan cevaplamaya çalışıyoruz. Evet bir kısmını mesaj yoluyla zaten kendilerine iletiyoruz inşallah. O yüzden evet. e, Allah razı olsun. Teşekkür Ama hocam veririz. bir izleyicimiz ben defalarca mesaj atmış. Ben de mesaj atıyorum buradan ama yani hocam diyor ya direkt net cevap niye vermiyorsunuz diye bu Müslüman kardeşlerimize diyor ya. Hani yumuşatmasak diye bir şey sormuş ama Acizane şey, ben de söyleyeyim dedim. De bir takım şeyler yumuşatılmasaydı o da belki bugün böyle düşünmezdi. O da hadi oradan diyebilirdi. İhtilafı ümmeti rahmet. Allah Resulü evet. Diyor ki ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bir konu hakkında kimi alim ne yapmıştır? Caiz demiş. Kimi alim caiz değildir demiş. Burada ümmet için bir kaçış noktaları varsa ümmet onu herkes dört dörtlük olmadığından dolayı eğer o kapılardan kaçıyorsa o insanlara niye kapıyorsun ne yapamayız diyemeyiz. Aleni haram nedir? Aleni direkt Kur'an ve sünnette bariz bir şekilde haramsa ona ara insan ne yapar? Müştehitlerimiz, alimlerimiz, hocalarımız haramdır. Hakkında açık sarahaten bir ayet veya hadis yoksa bu hususta ulemadan eğer bir açık bir kapı varsa bak böyle bir kapı var ama ben o kapıdan girer miyim? Ben o kapıdan girmem. Ama böyle bir kapı var. İnşallah Rabbim sana ne yapmaz? Ona ara, haram olarak yazmaz diye bir açık kapı varsa seyircilerimize sadece onu göstermeye çalışıyoruz. Yani, yani ruhsat ve azimette Amer gibi. Evet. Evet kıymetli fevmeticilerimiz hakikaten de ben de duygularıma söyleyecek olursam biz bununla kendimizi sınırlandırmıyoruz. İnşallah binlerce soru gelmesini bekliyoruz açıkçası yani. Daha büyük fetva konuları daha büyük böyle geniş geniş bir 3 saat yetmiyor deyin 2 saate çıkartalım 3 saat 4 saate çıkartalım. Sizlere biz hakikaten teşekkür ediyoruz ama sizlere de ufak bir ricamız var. Gittiğiniz yerlerde hakikaten de hak olan kanalı FM TV'yi tavsiye edin arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Çünkü burada güzel manevi kardeşlik kuruluyor. Özellikle FM TV'cilerimle biz buradan manen de çok dualar gönderiyoruz hakikaten de başta hocamızla beraber. Yani baktığınız zaman 7'den 70'e her türlü konu var. Haberinden son, hava durumundan yol durumuna, değil mi? Ara haberlerinden, belgeselinden çizgi filmine. Yani böyle tam dini mükemmel bir kanal. Evet, Siyasinden ihtiyacı... Her, evet. her şey var, her konu var. Şimdi bir gerçek var hocam, İnsanlar sosyal medyayla beraber artık göz bir şey arıyor yani, bir ekran arıyor, değil mi? Bir şeyler dinlemek istiyor, bir görüntü arıyor, bu normal artık. Hazır, sen de bunu yapacaksan o zaman bu görüntüyü helal yoluyla gidermeye çalış diyelim biz kardeşlerimize. Çünkü sen kendini helalle, değil mi? Kendini bunlarla beraber istikare etmezsen bu sefer seni haram meşgul eder. Allah razı olsun. Kardeşimiz. Evet hocam diyor, kanalınızı tavsiye ediyoruz diyor, teşekkür evet, ediyoruz herkese kendine. yüzer Allah kişiye olsun. tavsiye. İnanın biz çoğu fırınlarda sağda solda hocam görüyoruz yani birinci kanalı almış. Bazen perdeci abi bir görüyoruz. Aa hocam siz değil misiniz falan oluyor böyle. Güzel de şeyler oluyor. Güzel manevi bir kardeşlik de kuruluyor. Rabbim razı olsun sizlerden inşallah. Bizlere de bu imkanı sunan kıymetli hocamızdan ve hocalarımızdan da razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. E, aynı saatte gelecek hafta buluşmak dile. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.